Herkese selamlar. Ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Haluk Özdil hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Türker, seni görmek güzel. O müthiş enerjini gene alıyorum. Eyvallah hocam, aynı şekilde. Şimdi biz enerjiyiz ama ekonomilerin maalesef enerjisi yok gibi hocam. Hem dünya ekonomilerini konuşalım hem de Türkiye'deki gidişatı konuşalım isteriz. Enflasyon %60'ları aşmış durumda. Tüm dünyada da çok büyük sorun var. Birçok ülkede enflasyon rekorlar kırıyor. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Bir çöküş, ekonomilerin bir buhrana girme ihtimali var mı hocam? Ya sevgili Türker, hep aynı sözü hani tekrarlıyoruz ama senin ne var ne yok televizyon programın artık bir belge yerine geçiyor biliyor musun? Neden biliyorsun değil mi? 2 yıldır uyandık, 2 yıldır geliyor dedik ve eninde sonunda geldi. Yani kapımıza dayandı, içeri girdi. Maalesef enflasyonun yükselişi durdurulamayacak gibi görünüyor. Yani bunu net olarak söyleyebilirim. Bu birincisi. Tabii bir de ikincisi var sevgili Türker, sorun. O da şu, maalesef dünyada da enflasyon düşürülemiyor. Çünkü bu çıkan savaş dünyanın buğday ambarlarına engel koydu. Hani bak işte önümde Almanya Tarım Bakanı, Türk asıllı biliyorsun. Evet. Cem Özdemir'in dünkü açıklaması var. Çok acil tedbir alın, Rusya dünyayı açlığa mahkum etti diye. O da suçu Putin'e atıyor. Diyor ki Ukrayna bir tarım deposuydu, buğday deposuydu. Bu yüzden bütün dünyadaki ülkeler risk altına atıyor. Bu doğrudur. Artık biz bunu söylerken komple teknisyeniydik ama artık bunu devletlerin üst düzey insanlarından duyuyorsunuz. Dün bir inceleme yaptım sevgili Türker. Pardon. O da şu... Dünyadaki Rusya'dan ve Ukrayna'dan buğday alan ülke listelerini çıkardım. Dehşet. Dünyanın %40'ının bu iki ülke karşılıyormuş. Ne yazık ki tahıl anlamında ve buğday anlamında çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmak üzereyiz. Yani Türkiye'nin belki biraz şansı olabilir. Bu sene havalar yağmurlu gitti. Hani yazın daha bol bir tarım ürünü elde edebiliriz diye düşünüyorum. Hani iş olmasa iç piyasada sıkıntı çekmeyelim. Ama Afrika'daki yaklaşık 160 ülke, Afrika diyorum, dünyadaki yaklaşık 160 ülke risk altında. Yani durum çok ciddi. Mesela Mısır tamamını, buğday üretiminin tamamını Rusya'dan karşılıyormuş. Rusya bu sene tahıl şeyini, ihracını kısdı. Artı Senegal, Etiyopya, ondan sonra Afrika'daki işte birkaç ülke daha var. Çok ciddi bir şekilde bunlar da Ukrayna'dan alıyormuş. Ve maalesef şu an tamamıyla bunların önü kesildi. Bunun anlamı dehşet bir açlık geliyor. Yani zaten insanlar hani tahıl ürünleriyle açlıklarını bastırdığında işi idare ediyordu bu devletler ama maalesef idare edecek durum artık geçti. Dün yani bir kıtlık ve açlık geliyor diyorsunuz hocam. Açlık oyunları gerçek olacak. Yani geliyor demiyorum artık. Türker geldi. Geldi, gerçekten geldi. Bunun için hiç fazla bir şey yapmaya gerek yok. Bugün gene marketteydim. Dün de marketteydim. Şimdi her gün alışverişe gidiyorum. Bu fiyatlarla Türkiye'nin içinde açık konuşayım. Bu şekil yürümez. Yani yürümez artık. Biz bir tehlikeyi işaret ediyoruz ama bu kadar algılanıyor bilmiyorum. Şimdi yetkililer şöyle diyor. Mesela geçen gün Tarım Bakanı dedi ki mazottan ve savaştan kaynaklı. Bunu biz de biliyoruz. Bizler siyasilere çözüm üretsinler diye seçiyoruz. Yani aksi takdirde sorunların nereden kaynaklandığını zaten biz de halk da biliyor. Ama sizler orada sorun üretme, sorunları çözmek için haklısınız. Şu an mazot pahalı gibi 40-50-60 liraya domates, biber, salatalık satılıyorsa bu ülkede ciddi bir sorun var demektir. Yani bu Türkiye için. Avrupa için de aynı şey. Dün gıda fiyatlarına baktım. %25 oranında artmış. Sevgili Türkler, bunlar vahşet şeyler. Daha da önemlisi şu. Bir not çıkardım. Ve çıkardığım notlar da çok ilginç. Bak şöyle bir şey var. Türkiye'de insanlar yakın zamana kadar %24'ünü maaşın harcıyormuş. Ama son 2 ay %30'un üzerine çıkmış. Kira da %50 olarak olmuş, %80. Bu ülkede bu şekilde sorun çıkmış.
Çok açık ve net. Konut fiyatlarında da rekor artışlar var hocam. Konut fiyatları inanılmaz arttı. Ya Türker, zaten orada büyük bir problem var. Şimdi o da şu, özellikle Rus oligarkların buraya gelişiyle birlikte 4'er 5'er daire aldıkları haber bültenlerine yansıtmaya başladı. Onlar için yani fiyatı yükseltiyorlar, çıkartmaya çıkıyormuş o daireler. Ve dolayısıyla hani 2 milyonluk daireler 4-5 milyon değer biçilmeye başlandı. Özellikle İstanbul'da konut fiyatları inanılmaz ölçüde yükseldi. Normal bir insanın konut alma şansı yok. Şimdi bir taraftan hani Rus'a kırklar, bir taraftan Suriyeliler dolu, bir taraftan Afgan göçmenler dolu. Yani demografik yapı neredeyse bir 10 yıl sonra çok ciddi bir erozyona uğrayacak. Ya bunu da defalardır uyarıyoruz. Bak ben bir şey konuşacağım, açık konuşayım. Bolu Belediye Başkanı doğru söylüyor. Yani burada bu kadar çok yabancının yaşaması olanaksız. Bizim demografik yapımız bozulacak. Yani girişik girmek için kâin olmaya gerek yok. Bu bir taraftan. Bir taraftan bu enflasyonun şu an düşürmesi zor. Yani açık düşüyorum. Nedenini de söylüyorum. Hani konudan sapladığını. Çünkü savaş devam edecek. Dünya Bankası'nın açıklamalarına baktım. Birleşmiş Milletler açıklamalarına baktım. Dün oldu ve Alman Tarım Bakanı işte oturduğu Tarım Bakanlığı'nın açıklamalarına baktım. Gelecek olan tehdidi çok açık bir şekilde işaret ediyorlar. Bunun adı ne yazık ki tüm kıtlığına bağlı açlık. Bunun ikinci aşaması ülkelerin içinde kaostur. Peki biz kaos teorisini hep senin programlarında vurgulamadık mı? Demedik mi? Küresel yapının üçüncü büyük adımı ülkeler içinde kaos diye. Ulus devletleri yıkmak için bir plan devreye soktular. Tarım kıtlığı da bunun bir parçasıdır. Savaş veya enflasyon, hani yükselen enflasyon bahane gösteren bu yapı enflasyon kendi kasıtını yükseltmiştir. Hatta buna katkı tutmak için Çin büyük bir adım atmıştır. Şangay'ın bütün ihracatını kesmiştir. Dolayısıyla dünyadaki tedarik zincirleri tamamen kırılmıştır. Bir de üstüne Putin'in açlık stratejisi denen stratejisi var. Putin bilerek ve isteyerek dünyaya buğday arzını azaltmıştır. Bu nedenle ne yazık ki Afrika ülkelerinden başlayıp Asya'ya sıçrayan bizde de makarna sanayini etkileyecek olan bir kıtlık felaketi geliyor. Ayrıca bu ürünlerin dehşet içinde yükselmesi, rant çetesinin henüz bir şekilde bastırılamamış olması. Bunu da çok açık konuşuyor. Yani devlet yetkilileri diyor ki mesela ne deniyor? İşte marketler zinciri anlaşıyor. Ya o zaman devlet olarak gerekeni yap. Gidip kestiğiniz cezalar demek ki gerekli şey olmuyor, yeterli olmuyor. El koymaya kadar gitsin. Bu durum çok ciddi. Bak bu durum toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bunun daha ötesi yoktur. Gıda fiyatları çok acil biçimde aşağı çekilmelidir. Daha net örnek vereyim. Geçen gün et fiyatlarında indirim, hani et balığı kurumunun et fiyatlarında indirim olduğu söylendi. Evet. 80 liraya düştüğü. Telefon ettim. Dedim ki et alacak. Kıyma kilosu kaç lira? 120 lira dendi. Adama dedim böyle böyle benim bilgim yok dedi. Bize ne gelirse biz onu hesaplamakla yükümlüyüz. Yani bu olay çok ciddi bir yere doğru gidiyor. Bunu artık şakası olmadı. Yani bir ekmek kalmıştır. Bu buğday soğuklu yüzünden bu ekmek rayına zam gelirse Allah hem ülkenin hem de dünyanın yardımcısı olsun. Çünkü küresel yapının istediği kaosa doğru adım adım gidiliyor. Yani büyük bir kaos çıkacak diyorsunuz dünyada. Büyük bir kaos çıkacak. Aslında Amerika'nın, işte Joe Biden'ın bu kadar çok güçsüz durumlara düşmesi bile onun işareti gibi geliyor bana da hocam. Yani devletler çok zayıflattılar enflasyonla birlikte, 2019'dan beri yaşadığımız süreçle birlikte. O zaman büyük bir kaos olursa sonrasında bizi nasıl bir dünya bekliyor? O düzen nasıl sağlanacak? Bak zaten Great Reset'i biz bunun için anlattık. Biz dedik ki Great Reset, Great Reset geliyor. Dikkat edin, tedbir alın. Bak çok kızgınım. Yani kızgınım.
bizleri dinleyen olmadı Türker. 3-5 kişi konuştu. Fazla kişi konuşmadı. Şimdi sanki her şeyin yeni farkında varmış gibi davranıyor. Great Reset'e gidiliyor. Bunun sonu çok tehlikeli. Ulus devletlerin yıkılması anlamına gelir. Ve bunu da dışarıdan yapmayacaklar. Bak bunu da şuradan çok net anladılar. Dışarıdan askeri müdahale ile nükleer savaş kullanmaları takdirde nükleer bombaları ülkeleri eskisi gibi zapt etmek kolay değil. Burada Rusya-Ukrayna savaşında hani Rusya'dan çok daha güçsüz olmasına rağmen hala devam eden Ukrayna'da gördüler. Amerika buradan İngiltere ders çıkardı. Ve dolayısıyla burada küresel yapı Çin'dekiyle işbirliği yaparak ticaret zincirlerini kırıp ülkeleri içten yıkmaya başlayacaklar. Çünkü küresel yapı tek dünya devletine giderken ulus devletleri yıkmak zorunda. Çünkü ulus devletler direniyor. Ama bu direnci de kırmak zorunda. Bunun için çok ciddi adım atıldı. Çin bu projeye ortak oldu. Şangay olsun kendi sınırını kapatarak, Şangay'ı tamamen kapatarak, bilerek ve isteyerek tedarik zincirlerini kırdı. Putin de üstüne hani tereyağı sürer gibi açlık stratejisine devreye soktum dedi. Artık bu işin kendisi yok Türkler. Yani şöyle dönüşüyor. Kendini koruyan ülkeler şanslı, koruyanlar gidecek. Bugün Avrupa'da Almanya Tarım Bakanı isyan ediyorsa çok ciddi bir sorun var demektir. Çünkü onlarda tahıl ürünü yeterli değil. Artık onların çiftçileri de. Bizim gibi gübre ve alttan mazot fiyatlarından ve tahıl ürünlerinin düşük fiyata gitmesinden dolayı bir süredir tahıl, yani buğday ve benzeri ürünleri ekliyorlar. Ve dolayısıyla hepsi geldi kapımıza dayandı. Great Reset geliyor. Great Reset. Bu büyük reset başladı. Toptan başladı ve gittikçe hızlandırdı. Ne diyorlardı? 2030 yılında bizim düzenimize ilk büyük adımı atılacak. Bunu ekonomistin kapağında gördük, Time dergisinde gördük. Bir güzel hedeflerine doğru gidiyorlar. Buraya giderken de Amerika'dan ya da Çin'den yapmıyorlar bu gidişi. Her ülkede yerli işbirlikçileri katılıyorlar. Çünkü de muhafazakar da olabiliyor, liberal de olabiliyor. Yani her türlü satın aldıkları insanlar işbirlikçileri dolu. Bizim ülkemizde de öyle. Yandan yandan, alttan alttan insanları bir şekilde içliyorlar. Ama biz bir türlü anlatamadık. Anlatamadığımızı da görüyorum. Hala ekranlarda bu fiyatlar düşecek deniyor. Bu fiyatlar düşmeyecek gidişte. Söyleyeceğim bu.